Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde uygulama seçeneklerini işleyeceğiz. Gelin hep birlikte bilgisayarımıza bakalım. Her zaman olduğu gibi ediyorsunuzu çalıştırıyoruz. Yeni proje diyorum. Ve 5. ders. PAL SD prezetinin seçili olduğundan emin olup OK'yi tıklıyorum. Evet, uygulama seçenekleri dediğimizde Edius'un kullanımı ile ilgili bazı seçenekleri kastediyoruz ve başta seçtiğimiz prezete göre programımızı optimize etmemiz gerekiyor. Bu dersimizde bunu nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Yukarıdaki pop-up menülerden Settings'i tıklayarak sıradan bu ayarlarda bir takım optimizasyonlar yapmamız gerekir. Şimdi bunları görelim. İlk önce sistem settingten başlayalım. Karşımıza çıkan pencerede sol taraftaki komutları teker teker tanıyalım ve ne işe yaradığını görelim. Ve programımızla ilgili, çalışmamızla ilgili gerekli değişiklikleri nasıl yapacağımızı görelim. Burada gördüğünüz application komutuyla ve bununla ilgili alt başlıkları görüyoruz burada. Eğer bu şekilde kapalı gelirse siz programı kurduğunuzda hemen yanındaki artı ikonunu tıklayarak alt başlıklara buradan ulaşıyoruz. Playback seçeneğinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Capture opsiyonunda bir takım değişiklikler yaparsak ya da sizin tercihinize göre kendi istediğiniz değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Ama benim size önerim burada bazı değişiklikleri, şimdi göreceğiniz değişiklikleri yapmanız. Yukarıdaki 4 tane komutu es geçiyorum. Burada bir komutum var. Automatic Detection of Capture Events. Şimdi kasetten, herhangi bir kasetten, Betacam olabilir, DV olabilir ya da başka bir kasetten videoyu bilgisayara aktardığınızda Edius otomatik olarak bazı sahne değişimlerini ya da timecode değişikliklerini algılayıp her bir değişim aralığını farklı klip olarak capture eder. Bazen bu istediğimiz bir şeydir, bazen istemediğimiz bir şeydir. Bununla ilgili değişiklikleri bu alandan yapabiliriz. Birinci sırada Add Time Code Break. Bahsettiğim gibi time code değişikliklerini algılayarak, bu ne demek? Yani siz bir kasette film çekiyorsunuz kamerada ya da çekilmiş size getirilen bir kaset. Bunu kameranın içinden çıkartmadığınız sürece bunun üzerindeki kayıt izi bozulmaz, kaldığı yerden devam eder. Ama siz bunu ya kameranın içinde ya da başka bir harici teyipte izlemek için kaseti çıkartırsanız ya da ileriye geriye sararsanız kendi kameranın içinde farklı bir noktadan başladığınızda timecode'da bir bozulma meydana gelir. Edius bu bozulmayı otomatik olarak algılayarak timecode'un yeniden başladığı yerden ya da değiştiği yerden, bozulduğu yerden farklı bir klip olarak bilgisayara aktarır aktarmak istediğiniz görüntüyü. Bunun olmaması için yanındaki çeki alırız. Böyle istersek de yanındaki çeki tekrar koyarız. Benim size önerim bunun çekini kaldırmak, klibi bütün olarak aktarmaktır. İkinci sıradaki opsiyonum When Aspect Ratio Changes. Bu şu demek, neydi biz gördük ilk derste? Biz PAL SD ve 4-3 oranında çalışıyoruz. Yani ekranın en
oranı 4 ise boy en oranı 4 ise boy oranı 3 olmalı. Şimdi bu high definition'da 16:9'dur. Siz kaset size getirilen kaset ya da sizin kamerada çektiğiniz kaset zaman zaman kamera üstünde 4 3 ya da 16:9 şeklinde farklı aynı kasede farklı aspect ratio'larda oranlarda çekip capture'a başlarsanız Edius bunu da algılar ve bu değişim zamanlarını ayrı klip olarak aktarır. Bunun böyle olmasını istiyorsanız yine dediğim gibi bu çek burada kalsın. Ama böyle olmasını istemiyorsanız bu çeki kaldırabilirsiniz. Benim önerim bu çeki buradan kaldırmanız. When sampling rate changes, bu opsiyonda şu demek, yine ses örnekleme oranında, yani bu ne demek, 16 bit, 32 bit, 24 bit şeklinde değişiklik yaparsanız kayıt esnasında ya da size böyle bir kaset gelmişse, Edius bunu da algılayarak bu değişiklik alanlarından itibaren farklı bir klip olarak Edius'a atar. Bunu da size öneririm. Bu opsiyonu kaldırmak. When the recorded time data changes, farklı zamanlarda çektiğiniz, yani bugün kamerada bir şey çektiniz, kaseti hiç çıkarmadınız, ileri geri sarmadınız ama yarın aynı kasetle farklı bir şey çekmeye devam ettiniz. Edius bunu da algılar ve bunu ayrı bir klip olarak bilgisayara atar. Yine size önerim bunu buradan kaldırmanız, bir bütün olarak Edius'a aktarmanızı öneririm. Daha sonraki komutum, burada yapacağım işlemler bu kadar Capture ile ilgili. Daha sonraki sıradaki komutum Render opsiyonum, uygulama seçenekleri ile ilgili. Buradaki opsiyonlarım, render opsiyonlarım böyle kalmasını öneririm. Bu render bahsinde daha ayrıntılı olarak burayı göreceğiz. O yüzden şimdi fazla üzerinde durmuyorum. Ama bunları değiştirmemenizi öneririm. Bir sonraki komutum profile. Eğer bir bilgisayarda farklı kişiler çalışıyorsa, bir prodüksiyon stüdyosunda ya da bir televizyonda farklı vardiyalarla kişiler çalışıyor olabilir. Ya da siz farklı bir profil oluşturup her seferinde ayar yapmamak için kendinize yeni bir profil oluşturabilirsiniz. Onu da buradaki pencereden ayarlıyoruz. Bir diğer komutum Project Presetler. Bunu bir önceki derslerimizde görmüştük. Neydi? Biz PAL SD formatında çalışıyoruz. Ama zaman zaman HD formatında da belki montaj yapmanız, kurgu yapmanız gerekebilir. O zaman mutlaka bunu seçmeniz gerekebilir. Ya da bir diğer başka formatta montaj yapmanız gerekebilir. O zaman nasıl yapıyorduk? Bunu kısaca hatırlayalım. New Preset butonunu tıklayarak İlk önce proje presetimize bir isim verelim. Ne diyelim buna da, ya da şuradan video presetini belirledikten sonra bir isim verelim video presetine göre. Buradan bir tane beğenelim. Şöyle bir şey olabilir. Diyelim Amerika'dan size bir kaset geldi ya da bir footage geldi montajlamanız için. Amerika NTSC formatında çalışır arkadaşlar. Buradan bir NTSC seçiyorum. NTSC'nin de bakın farklı formatları var. Aynı PAL'de olduğu gibi. PAL'de nasıl 16:9 oranı, 4:3 oranı varsa aynı şekilde NTSC'nin de 4:3 oranı, 16:9 oranı interlaced ya da frame ya da progresif seçenekleriyle burada karşımızda. Şunu da belirtmekte fayda var. NTSC aynı zamanda 29.97 frame per second ya da 23.98
per second olabilir. Birkaç değişik versiyonu daha var. Saniyede oynattığı kare ile ilgili NTSC'nin. Ama burada en popüler olanları mevcut. Buradan NTSC'yi seçiyorum ben. Ona yine interlaced seçeneğinden şuradan SD NTSC 720x486 59.94i43'ü seçiyorum. Buraya da NTSC diyorum. Büyük harflerle yazayım. NTSC yanlış oldu. NTSC evet. Audio preset'ten de yine 48 kHz 2 kanal seçiyorum. Advanced seçeneğine bir göz atıyorum. 720x486 NTSC için kare oranıdır, kare ölçüsüdür arkadaşlar. Display aspect 4:3 oranda. Frame rate'im 29.97. Bunu lower field olarak değiştiriyorum. Native TV'nin field order'ı doğal olarak lower field first olarak gelir. O yüzden bunu böyle bu şekilde değiştiriyorum. Audio quantization bitrate oranını da 16 bit'e çekiyorum. Buradan yine render formattan Canopus HiQ Fine'i seçip OK tuşuna basıyorum. Ve otomatikman bana burada Edius bir SD NTSC formatında SD bir preset hazırlıyor. Siz buradan dilediğiniz kadar project preseti template'i oluşturabilirsiniz. Yine tekrarlamış olayım. Eldeki materyaliniz neyse ya da ne nasıl bir çıktı almak istiyorsanız yani high definition NTSC ya da PAL ona göre bir project preseti oluşturmanız gerekiyor. Burası önemli arkadaşlar. Bunu da böylece OK diyerek geçebiliriz. Tekrar sistem setting devam edelim kaldığımız yerden. Evet, application'la ilgili komutlarım, opsiyonlarım bitti. Bir sonraki komutu açıyorum. Hardware. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer siz Edius'a, ya bilgisayara, Edius'un kurulu olduğu bilgisayara harici bir monitörden bir görüntü almak isterseniz, ki kurgucular bunu yapmalı, o zaman bilgisayara takılı olan dış harici monitörden görüntü almamıza yarayan araçları burada görebiliriz ve onunla ilgili ayarları yapabiliriz. Şu anda bu bilgisayarda sadece FireWire dediğimiz bir kart var. Onun burada görüyorsunuz, onunla ilgili ayarlar bana geliyor. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok normal şartlar altında. Cancel deyip kapatıyorum. Bir sonraki uygulama seçeneğim Importer Exporter opsiyonu. Bunu da yine genişleterek buradaki ayarlara kısaca bir göz atalım. Ben değişiklik yapmamanız gereken ya da olduğu gibi bırakılmasına sakınca olmayan bazı komutları hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Sadece bilmeniz gerekenleri, önemli olanları ben size söyleyeceğim. Şurada Still Image diye bir komutum var. Bu Still Image, burası önemli. Burada bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Yaptığımız, içe aktardığımız footage'i, yani filmimizde kullanacağımız Still Image'lerle ilgili ayarlarda burayı aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Farz edelim bir animasyon yaptınız. Bunu image sequence şeklinde Edius'a aktarmak istiyorsunuz. O zaman buradaki ayarları bilmeniz gerekiyor ve buradaki ayarlarda bir takım değişiklikler yapmanız gerekebilir. Bunu unutmayın. Burada Capture Field diye bir seçeneğim var. Başta da söylemiştim. Field opsiyonu önemli. Eğer siz animasyonunuzu ya da filminizi
hangi field opsiyonu ile tanımladıysanız burada da o ilgili field opsiyonunun seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Genelde lower field çalışıldığı için burada lower field'da seçili olmasını ben size öneririm. Ama zaman zaman upper field'da çalışabilirsiniz. Frame'de çalışabilirsiniz. Hangi modda çalışıyorsanız burada onun kenarındaki kutucuğu tıklamanız gerekiyor. Diğerlerini geçiyorum. Burada bilmemiz gereken önemli olan still image arkadaşlar. Tekrar üzerinde duruyorum. Burayı da kapattım. Efektler. Edius bize harici, yani farklı bir firmanın hazırladığı, aslında kendisi de olabilir, bazı efektler, pluginler, eklentiler sunar. Bu eklentileri buradan yönetebiliriz. Aynı zamanda After Effects'ten, After Effects programından, yine bu bizim derste göreceğimiz After Effects programının bazı pluginlerini, eklentilerini kullanabiliyor Edius. Onu buradan yönetebiliyoruz bu pencereden. Bunları geçiyorum. Bir sonraki opsiyonumuz Input Controller. Bunu da geçiyorum. Bu bilgisayarımıza bir jog device dediğimiz, ileri geri sarmak için kullandığımız bir controller bağlarsak eğer, onun buradan ayarlarını yapmamız için gerekli. OK deyip System Settings, uygulama seçeneklerini kapatıyorum. Ve bir sonraki ayara bakıyorum. User Settings. Bunu tıkladığımda yine sol tarafta gruplanmış bir şekilde application'la ilgili ve farklı yerlerle ilgili konu başlıkları ve altlarında yine ilgili opsiyonlarım var. Burada da bir takım düzenlemeler yapabilirim. Bakın burada uygulamayla ilgili görüyorsunuz. Burada yine sesler bahsinde göreceğiz. Ama burada ilk önce onu göstermek istiyorum. Waveform dediğimiz bir sesi editlerken, kurgularken bize çok yardımcı olacak bir araçtır waveform. Yani sesi sadece kulağımızla duymayız, aynı zamanda görürüz. Bunu nasıl olduğunu sesleri anlatırken ayrıntılı olarak göstereceğim ama şurada waveform'un birinci user setting'teki application alt başlığında logaritmik ya da lineer olarak değiştirebiliyoruz waveform'u. Benim size önerim bunu lineer olarak bırakmanız. Çok daha net bir şekilde görebiliyoruz o zaman sesin peak yaptığı yerleri ya da taban yaptığı yerleri. Bu sesi kurgularken bize çok yardımcı olacak bir araç. Onu burada söylemiş olayım. Genişleterek diğer opsiyonlarıma bakıyorum. Bu match frame ile ilgili opsiyonlarım. Sağda default'tan gelen, yani kendi kurulumundan gelen ayarlar iyidir. Background chop. Bu şu demek arkadaşlar. Siz kurgunuzu yaparken diyelim ki birkaç dakikalık ara verdiniz. Edius bu arada sizin yapması gereken bazı işleri siz farkında olmadan yapabilir. Bu render olabilir. Efektli yerlerin renderi ya da bazı kliplerin proje dosyasını içine aktarımı, kopyalanması işi olabilir. Ya da daha önceden tanımladığınız başka işler olabilir. Sizin off zamanınızda, yani siz timeline üzerinde çalışmıyorken belirli bir süre sonra Edius bu işleri yapar bilgisayarınızın gücüne göre. Diğerlerini geçiyorum. Project file, burası önemli. Aslında bilgisayarla çalışıyorsanız arkadaşlar ve özellikle video kurgu montaj işi yapıyorsanız çok derli toplu çalışmanız gerekiyor. Elinize bir filmle ilgili zaman zaman birçok footage geçebilir. Bir filmi oluşturmak için bu
footage neydi biliyorsunuz, fotoğraf, video dosyası, ses dosyası, herhangi bir grafik dosyası olabilir. Bunlar bayağı büyük miktarda olabilir ve neyi nereye koyduğunuzu bilmeniz için, aradığınızda bulabilmeniz için bilgisayar yönetimini, dosya yönetimini çok iyi yapmanız gerekir. Buradan Project File'dan biz ilk başta oluşturmuştuk, hatırlıyorsunuz bunu. Daha sonra buradan değiştirebilirsiniz. Browse seçeneğine tıklayarak bundan sonraki Edius projelerinin nereye koyacağınızı buradan belirleyebilirsiniz. Bu da bize yardımcı olan bir araç. İlk başta söylemiştim, recent project, yani son zamanlarda yaptığınız projeleri Edius ilk açılışta alttaki pencerede gösterir. Kaç tanesini göstereceğini buradan seçebilirsiniz. Azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bu size bağlı. Edius aynı zamanda siz farkına varmadan, siz çalışırken projenizi yedekler. Bu bilgisayarın ani göçmesine karşı ya da bir elektrik kesilmesine karşı size bir koruma sağlar. Ya da projede bilgisayarınız kilitlendi diyelim. Bilgisayarı, Edius programını bilgisayarı açıp kapatmak zorunda kaldınız. Proje hasar görür, açılmayabilir. Ama Edius belirli aralıklarla projenizi backup'ını alır, save eder ve siz o backup'tan projenizi tekrar çağırabilirsiniz. Burada ne kadarının backup yapılacağı, kaç dosyanın backup'ını yapacağını da seçebilirsiniz. Buradan seçiyoruz. Autosave komutu, dediğim gibi belirli aralıklarla bunu yapabilirsiniz ve kaç tane olduğunu belirleyebilirsiniz. 10 taneye kadar burada default'tan gelen ve aralığı da 3 dakika. Dilerseniz bunu şöyle aşağı doğru çekerek azaltabilir ya da yukarıya doğru çekerek bu aralığı, bu sayıları değiştirebilirsiniz. 3 dakika iyi bir aralıktır. Size öneririm bunun 3 dakikada kalması. Diğer bir seçeneğim burada görüyorsunuz. Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Yine preview ile ilgili seçeneğim. Bunlar da olduğu gibi bırakmamız iyidir. Yani default'tan gelen ayarlar çoğu işimizi görüyor. Bu user interface dediğimiz, burası da önemli arkadaşlar. Bazı butonları filmi editlerken kullanacağımız komutların kısa yollarını timeline'in üzerine ya da başka noktalara kısa yol olarak atayabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse bir kategori seçelim. Şuradan timeline'i seçelim. Ya da buradan bir kategori seçiyorum. Hangisini seçelim? Buradan onu seçtim. Buradan timeline'i seçelim. Başta söylediğim gibi. Burada hangisini atabiliriz? Sizin için de yararlı olabilecek ileride. Şuradan fade'ini görüyorum. Fade in ve fade out. Bu benim için yararlı olabilir. Sizin için yararlı olabilir. Şunu biraz sağa çekeyim. Nasıl bir değişiklik olduğunu hemen timeline üzerinde de görün. Bunu seçtikten sonra bu butonun buraya atıyorum. Fade out'u da aynı şekilde atıyorum. Herhalde bunun altında kaldı. Şunu sağ tarafa çekeyim. Apply ve OK ile çıktıktan sonra burada bakın daha önce olmayan fade in ve fade out butonum buraya geldi. Burada siz istediğiniz gibi tekrar o menüye gireyim. Burada bakın kategoriyi seçersiniz. Ya da buradan hangi pencerede olduğunu seçersiniz. Player butonunda bin penceresinde düzeltiyorum. Timeline penceresinde, efekt penceresinde gerekli kısa yollarınızı ikon olarak atayabilirsiniz. Bunu da buradan göstermiş olalım. Burası yararlı bir araç arkadaşlar. Diğerlerini. Burası da önemli. Keyboard shortcutlar. Kısa yol tuşlarımız.
Buradan kendiniz atayabiliyorsunuz. Eğer Windows programlarına zaten aşinaysanız bunları da çözeceğinizden eminim. Diğerlerini çok fazla üstünde durmuyorum çünkü birazcık advanced bilgi kapsamına da giriyor. Çok fazla da kafanızı karıştırmak istemiyorum. Dediğim gibi bilmeniz gereken yerleri zaten ben ayrıntılı olarak anlatıyorum. Buna okey deyip çıkıyorum ve sıradaki project settings'imize bakıyoruz arkadaşlar. Burada yine proje ile ilgili, project setting ile ilgili ilk başta hangi proje ayarında çalışmak istiyorsak, diyelim PAL-ST, burada da gerekli değişiklikleri yapma imkanına sahibiz. Change Current Setting butonunu tıklayarak yine bize açılan bu pencereden ilgili projede ayarlarımı değiştirebiliyorum. Yine diğer bir ayarım kullanıcı uygulama seçeneklerinde Sequence Settings. Burada da sequence'ın adını değiştirebilirim. Bakın şurada sequence 1 olarak yazıyor. Burada da sequence 1. Buradan adını değiştireyim. Buna test diyelim. Ve OK dediğimde burada da bakın test olarak değiştiğini görüyorum. Birden farklı sequence'da çalışırsam eğer şurada her biri ayrı bir tab olarak gelecek. Bu benim için hatırlamam için işimi yararlı bir seçenek. Burada da profil değiştirebilirsiniz. Hatırlarsınız dersin başında söylemiştim. Farklı kullanıcı profili oluşturarak farklı kişilerin kendi ayarlarıyla, kendi opsiyonlarıyla çalışmasını sağlayan bir seçenektir arkadaşlar. Böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.